Ha, indi siz bu bilki magistrıma dinləməsi de, yani sınavı daha doğrusu. Dinləməni oxuyun, bir dəqiqəyə sonra səsləndirin. Seslendirin uşaqlar. Seslendireyim. Olar mı elimi? Aha, başladım. Bir dakika, Cavidan. Koşuldu çıktı diyorsun. Ha, başladım. Aa, sesi paylaşmamışım bir dakika ya. Morning. Linda speak. Eşittiniz uşaklar sesi. Böyle. Ben. Güzel başlattım. Good morning. Linda speaking. Hi, my name is Tom. I'm phoning about a short story competition. I saw an advert on your website and just calling to get some details. Yes, certainly. I'm the competition organizer, so I can help. What kind of details are you looking for? Okay, how many words is that? Well, we want to give students a reasonable amount of freedom, but the guidelines are around 3,000 words. Oh, that sounds quite a lot. We did have a limit of 5,000 words, but some students thought that was too many, so this year we've reduced it. Right. And does the story need to be about anything in particular? No, you can write about any topic you like. But the main point of the competition is that it has to have a surprise ending.
That sounds interesting. I don't think I've ever written a story like that before. Yes, it's something we have introduced this year. Right. I'm 18. Is there an age limit? Yes, you need to be 16 or over. So if you are 18... So what are the starting and closing dates for the competition? Okay, we start in January. And the last entry is on the 1st of August. So you have plenty of time. So how do I enter? The best way is to complete the entry form online. Great. I'd better get writing straight away. Yes, good luck. Thanks. Hüseyin, bəs mən dedim axı qrupa attım ya PDF. O PDF-i aç orada ilk səhifə. Sən onun o qrupundasan da atmışam. Oradadır. Beşinci sualı verdim. Mən özüm belə böyütmüşdüm ki görə biləsiz. Amma orada tam rahat baxdı. Özün yuxarı aşağı elə. Good morning, Linda speaking. Hi, my name is Tom. I'm phoning about a short story competition. I saw an advert on your website and just calling to get some details. Yes, certainly. I'm the competition organizer, so I can help. What kind of details are you looking for? Okay, how many words is that? Well, we want to give students but the guidelines are around 3,000 words. Oh, that sounds quite a lot. It's not as much as it used to be. We did have a limit of 5,000 words,
But some students thought that was too many. So this year, we've reduced it. Right. And does the story need to be about anything in particular? No, you can write about any topic you like. But the main point of the competition is that it has to have a surprise ending. That sounds interesting. I don't think I've ever written a story like that before. Yes, it's something we have introduced this year. Right. I'm 18. Is there any age limit? Yes, you need to be 16 or over. So if you are 18, that's fine. Great. So what are the starting and closing dates for the competition? Okay, we start in January. And the last entry is on the 1st of August. So you have plenty of time. So how do I enter? The best way is to complete the entry form online. Great. I'd better get writing straight away. Yes, good luck. Thanks. Senin taptığın aşağı indireyim. 4 saat. iPhone adıyla koşulan kimdi? Bilmiyorlar, olar zahmet olmasın. Yoklayak şoklar. Yazdı herkes. Bitirdim mi? Başkanım. Vermem. Gecelim Halit, bugün sesin gelmir senin. Zayıf iştirak edersin. Demem de. Ne? Değil. Ənənəvi tələbələr də hamısı gəlməyənlər baxır eləyir. Burada öcə ən məşhur olan onlayn tələbə Xaliddir, Fərddir. Deyil, ən çox Fərdin səsini eşidir. İndi başda nə deyirəm uşaqlar yoxlayaq. 1D 2Y 3A 4D 5Y. Hamısı düz olan oldu burada dinlemeden. Yo. Sualınız var dinlemeyle bağlı. Bir tane mende 3 sıfır. Mende hamısı düz. Ahır ki. 3'de yəqin sən burada beyni yazmışsan Dilber. Bəli. Orada bəli yaş limitini deyir. Soruşur ki yaş limiti nə qədərdi? You have to be 16 or over. 16 yaxda üstü olmalısan. Amma səbəbini demir axı. Ya da bir də deyir ki, if you are 18, it's fine. 18 yaşın varsa bu da yaxşıdır. Amma niyə 16 və üzəri olmalıdır? Bunun səbəbini qeyd eləmir. Bu why deməsi üçün age limitdən sonra why nə ilə ifadə olunur, nə üçün? Because, as, since. Yəni, mütləq çox hallarda, yəni 99% halda bu bağlacılarla ifadə edilməlidir ki, because the, as the, since the üçün görə mənasını verir. Due to səbəbi ilə. İndi bunları soruşacağım doğrudan magistrəsiyə görə. Yəni səbəb göstərmir. Amma how should the story be finished? Hekayə necə bitsin gərək? Surprising ending. Bax, burada 5-cinin deməli neçənci variantı idi bu?
B variantı. Orada kaydetti. The story has to have a surprising ending. Təəccübləndirici bir sonluğu olmalıdır hikayenin. Deməli, necə bitməlidir? Təəccübləndirici sonluqla. Aydın oldu. Evet. Soru sualı olan var dinləmədə. Ben de bir tane 5. 5'te ne yazmıştı Halit? 5'te D'ni yazmıştım. Alakası yok. The students are given less freedom on the topic of the story. Yok. Daha az azadlık verilir. Yok. Onlar da aslında qeyd ki a reasonable. Onun üstüne de yazmıştım. Ha. We give a reasonable amount of freedom. Bu cümle. Ama orada da less daha az verilir. Ona göre sefti. Reasonable ne demekti? Mantığı sıran ağla batın. Mantıklı, ağlı bak. Yani ki Elverişli mənası da vardı ama elverişli suitable. Yani onlara azadlık veririk de ama burada less freedom daha az azadlık verilir. Ona göre səhvdir. Ama burada düz istiyor. Düz de hansını seçmiştik. The deadline for submitting the stories early in August. Bəli. Submit ne demekti burada? bu deyəsən qeydiyyat tarixinin bitməyidir də. Orada deyir avqustun 1-də Ha, belli. bu qeydiyyatdan keçirmek de. Submit ki təqdim etmək kimi gedir de. Hekayenin təqdim etmək üçün son təslim tarixi. Deadline nədir? Son təslim tarixi. Avqustun əvvəldir, bəli. In the first of August deyir. Avqustun biri, o da early əvvəlləri hesab olunur da. Düzdür mü? The last entry is on the first of August. Ona göre doğrudur. Hüseyin yazıp ki 1'den 2. Tamam Hüseyin. Bir de ne yazmıştın ki bir de? Bir sesin gelsin. Olmadım bir de benim orada ben bire de yazmıştım. Şeye de de yazmıştım. Bire değdi de cevap öyle. Değdi cevap. Bir değdi. Yoksa Bire de şeye de yazmıştım. bire S yazım sanda C. Düzdü mü? Tom has got. Hı. Orada qeyd edir ki plenty of time. You have plenty of time to write the story. Çünkü qeyd edir ki Jenny, we start in January. Yanvarda başlayırıq. And the last entry is on the first of August. Son girişte yani son təqdim edilmə tarixi o mənada demək istəyir. Bir Avqustun 1-ə qədərdir. Ona görə de you have plenty of time to write the story. Hekayə yazmaq üçün çoxlu vaxtım var deyir. Axı mənim orada competition falan da deyir axı elə bir yani. Necə yəni competition? Unutdum. Evet, tüm Yox, bu cümləni bana işlətdi ki, you have plenty of time to write the story. Bu cümlənin bu şəkildə olduğu kimi dedi ki, çox vaxtım var yazmağa. Yanvardan avqusta qədər. bir şeye de bakardım. Və D-də də niyə görə düzdür? Orada qeyd edir ki, I saw Edward about the hədə qeyd edir də, D variantı about the competition on your website. Yarış haqqı. Dedim ben olabilsin sürüştürmüş Ha, özü doğrudan sen competition dedin. O da D variantındadır da. ama karıştırmışım. Ben de olabilsin o tapmışım saçıp şeye İkinin bakardım. neyine bak orada dedi. Around 3000 words. Y variantı. Ya bunu yani demeye izahına ihtiyaç yoktu. Çünkü onun tam olduğu Onu gibi. değiştirelim. Sadece onu tutturabilirim. Necə eşittiğin şeyinizi tutturabilirsiniz. Tam dəqiq cevap isteyen bir sual. Yok hayır sadece orada onu bilmiyorum ki yani onu diye. Onu başa düşebilmiyorum diye. Sorun. Evet. İndi kaş bunu sen derse koşulacağını bilseydin hiç aklıma gelmedi. En önemli gruplara atıl bir kez. Normalde listingler düz yazıyorum. Çok baktı. Prosta bu yakından derste böyle olanda bu aslında yazıyorum. Prosta burada indi. Böyle oldu. Öyleşmemişsin. Okey. Evet. Bir de ki gerek sen deyerdin. Ben grupa atardım bu testleri. Bu öyle bir dimindi. Metinlerini yoxluyoruz. Sen ama kal derste. Çünkü ipuclara falan dikkat edin. Bir de ki esseyle bağlı bir tane hatırlatma eləyəcəyik. Soruşacağım sizden sözler falan. Ona göre çıkma. İndi sosyal testi deyelim yoxlayın. 6.1B 2A 3B 4A 7Y 8C
9'a 10, 3, 4, 5. 11,1A, 2B, 3B, 4B. Ben niye işaretlemişim? 7. Y varyantı. 7 diyorum, özür dilerim. 12 Y varyantı. 13S, 14S, 15, 3, 4. 16 B varyantı. Bir dakika, yok. 16 hangisiydi burada? Ha, M kapsül. 16 D, 17 B, 18 A, 19 Y, 20 A. Bu balacalaştıra bilmirəm nesi bu beləcə qalı. Balacalaştıranda tadı böyüdü, bu şekilde qaldı. İndi birinci mətindən. İndi bir şey soruşum. Olsa, kimler yazmışdı mənə? Nəticələrini desin. 20'sinden neçə düz oldu? Son nəticə olarak görün kim neçə düz yazdı. Məlumat dərsi rekordunu dərsdən sonra atacaqsınız, yoxsa sabah atacaqsınız? Bugün indi dərsi yükləyəcəm inşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Hem de çünkü dünün enenevler hamısı geldiler. Benim 8'de de geçtim. Ona göre bugün evdeyim, rahatım da. Yani sabah da şu az adam dersim falan yoktu. Yükleyeceğim bugün. Ders biten kimi? İndi zahmet olmasa mənə neticeler deyin. Görün kim ne kadar yazdı. Bir dakika görün. Hüseyin niye böyle az çıktı sende? Derse gelmemeyin neticesin. Mənim bunlarım oldu ama siz de yani ben İngilizce'den anlayışım zayıf olduğu için yani o kadar çıkıp da yani maksimum 13-14. Ay Hüseyin, ben bilsen sen kimden karıştırdın? Diyelim Enver'le gelirsen, diyorsan sen 8-20'de gelen talebesin. Ben dedim ki Enver'le koşa gelen Hüseyin'sen. Bilmiyorum. Erekber Güzel yoksa bilmiyorum. hatırladım. Gör Alex hiç bilmedi ne deyir. Bəs burada Mühendis. konuştum ki sen hardan eləmsən bunu. Mən elə bir gruplara bu testi atmamışam axı. Mənim bu qrup aktivizm testi deyil, değil mi? Hadi. Onu deyir. Mənim, mən oradan istemiyorum, değil mi? Elədin. Neyse. Nuri 15, Halid. Halid aç çıxıb. Hüseyin 12, Dilber 16. Birinci yere Dilber çıxdı onda bugün. Ve hamı da yazmayıp gördüğüm kadarıyla. Mən Dilber çıkmıyor be birinci yere. Halit de 16'dan yazıp indi. Halid'le birinciliği görüşürüz. Halid 16 yazıp. Ha. Ben hiç ne bölüşmüyorum. Kitabata koştum ha. O. Burada ahırdan birinci değil böyle. Kim nasıl demiş? Ha, buyur Müzeffer. Ben öğrenmek istiyorum tazeli o es yazdığım esin. Çünkü bu ahırında sınav 3-5, 3,5 bal verip. Başsın. Yakın ümit. Müzeffer biten kimi sen şeydi. Yokluyorum inşabı. Sen review atacağım. Yaxşı. Çünkü çok gözlerim ama gözlerim. Yakın 3,5'ten top olarak bu. Yazdım. Allah'ın da olsun ben derste olmuşum bütün gün. Dünen de bugün de. Ona göre bak bu biten kimi. Birinci sen es seviye okularım sonra da ders rekorda veririm, söz veririm. Yaxşı. Bilirim ya. Onun koşulmuşsa. Derste yadımdan çıktı. Derste sen gittin inşan kaldı. Yoksa orada yoklayacaktım. Sen de hiç yadıma salmadın. Yoksa yokluğu vereceydim orada senin. Ha, uşaklar, şimdi sorular verin ben size. Bitti. Bir dakika. Ne demek ki uşaklar? Trade. Ticaret. Ha, Ticaret etmek. özde geçmiş bu sözü sinoniminde. Ne? Ekonomi. Sinonimi. Ekonomi. Nece? Commerce. Commerce. Chemours. Ticaret. Commerce. Ha. Ticaret. Chemours. Bela. Chemours and trade. Bes tacir nedir? Merchant. Commercer mi? Hadi. Merchant. Merchant. Merchant'ten. Neyse yazdığım kadar yine. Bu PDF'in üstünden çok pis PDF'ti. Yazı da yazamıyorum bunu götürüp. Neyse. Sonra demeliyim. Explore sinonimleri. Keşfetmek. Keşif yok. Sir. Ha da Tezgah aparma. tədqiqat aparmak, tədqiq etmek, araştırmak sinonimleri. Research. Sir. Research. Başka? Discover.
No. Discover olan bir şeyi Abi, üzerinde çalışıyorum. keşfetmeli. Mesela keşfetmeden sunmuşum en azından. Ben Instagram'da var ya, keşfet, sad, explore yazdım. Oradan arılmaya Research başka. Star olur mu? Aktar. Belli, study. And investigate. Hatırladınız investigate sözünü. Öyle. Investigate. Okey, sonra bu employ bir de employed. Burada employed ne demekti? Employ. Kök İşe olarak. götürüldü. İşe İşe götürüldü. götürmek. İşe götürüldü. Sinonimleri işe götürmek başka ne olabilir? Recruit. Hayır. Hayır. Recruit, belli ve belli hire da kimse dedi. Recruit, hire. Best employment. İş. 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 Unemployment. İşsizlik. 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 Onları olsa employer. İşe götüren adam. İşe İşe götüren. götüren. Employee. Koşa olsa. İşçi. Okay. Employee işçi. Employee işçi kimi sinonimleri? Labor. Worker. Worker. Labor. Aha. Worker and ne dediniz? Labor. 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 Düzdü. Labor. Okay. Bosolar. Nece? Bosolar. Bosolar. Boss o şeydi. Employer'di. İşe götürendi. O müdürdü. Başka. Ha, curious sözüyle burada karar harflerine verilmiş. Maraklanma. Lübafet mi de? Her şeyle Her maraklanan. şeyle maraklanan. Belli. Interesting. Hamınızı başa düştüm. Her şeyle maraklanan. Bu pozitifdi yoksa negatifdi? Pozitif. Pozitif. Sözdü belli. Başka burada da şaka dangerous bilirim. Okey, hamoz bilir. Dangerous sözün sinonimlerini de görüyorum. Mesela olabilir de true false'da dangerous neyle? Hazard diyebiliriz. Tabii. Hazard. Hazard, hazardous ve Peril. peril. Perilous. Hazard and peril. Riski de gidebilir. Riskli. Risky. Eventually. Nihayet ki böyle bir mana verir. Finally, nihayet ki. Eventually. Ha, indi sualı sardaydı. Kurtardı bu metinde. Bizim bu çok nibbi olacağız şimdi. 7 dedi zindi. 6 noktalarda var sual olan. Yok. 7'de ha. Paragraf nice başlıyor. Bak indi bir de yukarı paragrafıydı. Onu sözden. Burada dikkat Bu et. diye sen düşünürdü paragrafın başlanmaya yoksa. Yok o eksine tezet Ya modeldi. düşünün. Bu model testi. Nesnese bir şey düşmürdü. O altına Sen hasret gibi söz düşünün. neye evzedir. O Yani düşün. en Tuhaf bir azından bağda nesnese bizim zaman. bunu Tuhaf götürmüş sınav abi. yaptı. Uşaklar bakın. Paragraflı metin. 100% bir sual. Paragraf nice başlıyor olacak. 100% bak bu sual tipleri budur. True false belliydi. Sonuncu sual açık sualdı. Sualla cevap. Söz verir definition istiyor. Ya da diyor ya da definition verir söz istiyor. Yani sözüne bağlı bir punkt olacak. Biri sual deməli sual bir tane sual verecek cevabını tapacaksınız. Yani bu şekilde. Bu model testidir. Burada nece düşürse o şekilde olur. Görsünüz true false. Sonra paragraf nece başlayır. Sonra görsünüz cümlenin ardını tamamlama. Yani bu evvellerde var idi ha. Söz definition bir de şey. Açık sual. Bu Ama şekilde. bir de cümle verildi. D'de değiştir cümle kurup. O paragraf. Başka cümle. Paragrafsız metinde de metinden cümle götürecek bizden ekvivalentini sinonim isteyecek. The sentence tırnak içerisinde cümle implies bildirir. Neyi bildirir? Yani ekvivalentini tapırsınız. Bu tipi de üce artık defelerle siz metin işlemisiniz. Demeli bu paragraf önce başlıyor diyende belli ben demişim ki esas noktalardan sonraki cümleyi okuyun. O cümleyle hemen cümle arasında mantıklı alaka olmalıydı. Bu bir. İkincisi mesela zeydi, hidi, şidi. Bu şahs əvəzlikləri de bize bir ipucudur. Zeydi ise demeli onlar cəm isim əvəzindən bir əvəzlikdir. Belki cümlede cəm isim olmalıydı. Bu bir. İkincisi, bəzən paragrafa da ümumi belə baxış atmaq lazım, nəzər atmaq lazımdır. Çünki bir dəqiqə. Ay yox o bir şeyini karıştırdım ya bunu. Ha ha yok yok. Bak burada var ha. His writings.
are also hemçinin important to music historians. Onun yazıları hemçinin musiki tarihçiler için de vacip idi. Yani görsen yazılarından danışır, writings'ten danışır ve cem isimdi. Burada da Zeyd yanında cem isim nezarda tutuyor. İmamı burada hem de bir tane bakak cevaplara. Zeyd deyirse demeli dedim kimi evvelki cümlede cem isim olmalıdır. Onda da baksak cem isim bir de dedi. Görsen writings burada da writings verip. Sadece D'de Koreyat I'm using writings resulted in the social breakdown. Bu söze göre sefti. Breakdown ne demekti? Nedir breakdown uşaklar? Mehmet Ali. Parçalanma. Parçalanmak mehmet. Koreyat'ın eğlenceli yazıları sosyal parçalanmaya sebep olurdu, aparıp çıkarırdı. Evet. Ama burada eksine neden danışırız? Çok They güzel. society in unexpected ways, gözlenilmez yollarla təsir etdi. Həm entertaining deyil, eğlenceliydi, very popular, çox məşhur idi. Deməli, Y variantıdır. Ümumi nəzər yetirəndə writings, yazılarından danışır. Düzdür mü? Deməli, writings olan cavabı yönələcəksən. Başa düşdün? Dilbər idi, sual verin. Bəli, bəli. Elə mən D-ni götürmüşdüm. Tərcüməsinə baxmamışdım. Yəni orada breakdown Başa negatif düşdüm, bəli. anlamdadır. Uşaqlar, introduce ne demekti burada? Tanış Şöyle olarak takdim. özünü Demek. takdim etmek. Insist, hansı söz önünü istiyor? Insist on. Insist on. Oh. Ne demekti? Demekten İsrar etmek. öğrendim. İsrar. Israr etmek. Sinonimi. Persist. In. Persist in. Best resist. Mukavemet Garmin. göstermek. Resistant. Oyda yine bu. Resistant yazılan tant ant olsun. Resistant. Mukavemet. No. Dayanıklı. Devamlı. 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 Sinonimi nedir resistant sözünün? Durable bir de vulnerable. Vulnerable. Durable, belli. Vulnerable nedir uşaklar? Yok Vulnerable hemen ben taştırma. En vulnerable. Hemen bir taştırma. Vulnerable ne demek? Vulnerable değerli. Ne o vali ve Dayanıksız. Çevre. ne cevabımız efendim? Çevre demem bunu açtı. Aysel. Kör. Radyo tablo geldi. Tend to be broken. Ha, kövreç. Mehirli, belli. Kövrek, hassas. Racalin sen onu dedi. Racalin. Fragile. Ve Fragile da var idi, bir de var idi. Hassas duygu anlamında hassas, duygusal. Sensitive. 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 Ve Sensitive. sensible nerede onda? Sensible. İble olsa sonra. Ya. Nece? İsim olarak tabii. Yok, isim değil. Sensitive. İyi olsa hassastı. Ama sensible olsa reasonable'du. Reasonable ne demekti? Mantıklı, rasyonel, ağıl, mantıka batan. Mantık. Bağla bak. Okey, metinle bağlı başka sualınız. Birinci Ben bir metinle. de ona bakabilirim. Onu ben. Onda ne yazmış sanki Halit? Ben 3-5 yazmıştım ama 4'ü cevabı tamam. Where did Korea decide to go besides Europe? Besides ne demekti? Bunu derk edemeliyiz birinci. Bir saat Avrupa arasında. Next tut tamam bir saat. Next Next tut. Besides olmasa, bası olmasa yanındadır belli. Next'tu. Ama besides başka savayı demekti. Əlavə demekti. Avropadan başka hara getmeye karar aldı. Bu Ağlım Avrupa'da kaldı. This time Başa he düştüm. decided to go beyond Ben Hindistan'a gelir, Persya'ya gelir. Ver. Avropadan kenara gitmeye karar aldı. Eventually traveled Anlaşıldı. to Middle Besides. Ver. Georgia, India, Aydın'dı. Ver. Sen orada bir sayısı göre kaldın yakin ki. Ben dedim ki yakın orada Avrupa'nın yerlerine gidin. Onu gördüm ya yakın orada yok da. Yaxşı uşaqlar, indi birinci mətində qaldı mı sual olan? İkinci mətində. 14. Sustainable ne deməkdir? Dayanıklı. Okey. Sürdürülebilen, dayanıklı. Burada Sürdürülebilen. iki, bu sualı səhv yazan var. Sustainable sualınız. Neçin sualıydı o? Geçen sual.
Deməli 12-ci sualdır. 12-ci sual səhv edən var. Yok, ben elememişim. Orada mən görən kimi D-ni götürmək istəyirdim. Sonra gördüm not var. Nota görə. Məsələn, bu uşaqlar not olmasaydı, D variantı da doğruydu ki, that can be continued at the same level. Rate. Eyni normada. Aynen. Yani o eyni vəziyyətini sürdürür də, davam etdirir. Belə, dayanıqlı. Əslində D-dir onun definition-ıdır. Əsas definition D-dir. Sadəcə nota görə səhvdir. Deməli, sustainable-ın həm də hansı mənası var? Burada heç Google-da yoxdur bu definition-ı. Mətindən çıxır. Involving the use of natural products and energy without harming the environment. Yəni, ətraf mühitə zərər vurmayan Ben təbii. onu, ben konkret o cümlenin daha doğrusu metin içinde tanıdım. Ne onu yani? Diye hiç laf bilmiyorum. O Metin mətin içinde mənalı. o mənada işlənir. Sustainable yalnız Cambridge lüğətində bu mənası verilib. Yəni Oxford Cambridge lüğətində, amma Google-da heç bu mənası yoxdur. Tamam. Uşaqlar, burada suallarınız ikinci mətndən. 14'e bakabiliriz. Cummins was able to design. Ay yazmışsan. Verdi. Burada bize neye göre seçtin? Non-renewable products. Refrigerator. He made a refrigerator made of renewable products. Ne demek de renewable? Yok. Yenilenebilen. Yenilenebilen. Olunan. Ama non-renewable bərpa olunmayandı. Ve bəhtində de en başta ne danışır? Burada aslında ümumi məlumat verir ki, she designed useful products for without many natural resources. Don't often have a lot of water, they do. These resources are not renewable. Burada they don't, bak görsen, Kumin değil mühendisdir, o faydalı məhsullar hazırlayır, təbii resurslar olmadan və deməli bu yerlerin don't have a lot of water, çoxlu su yoxdur və bu əsas bu cümleyi diqqət et, they don't have a lot of oil, coal or gas either, onların orada həmçinin neft, qaz və kömür də yoxdur. These resources are not renewable və bu resurslarda bərpa olunmayandır. Deməli, bərpa olunmayan resurslar neft, qaz və kömürdürsə, bu nədən istifadə edib? Sand, sun and air, havadan. Bu da renewable, Berp olmalılar. bərpa olunanlardır. Aydın oldu? Ben onun cevabı neydi ki? Got Burada the şeydi, award. mükafat alıyor da. Bəli, şey. Burada mükafat win yazıyor burada mükafat alıyor. Cümlede yazır da she continues to design sustainable products. She has won many awards for her designs. Ve bu dizaynlarına göre de çok mükafatlar kazanır. Tarihi yok da onun. Ne? Onlar tarih yoksa ona göre yazmış. Tarihi verilmiyor bakın. Hani tarih? Tarih kim der ki tarih olsun? Burada ne diyor? Cummins was able to design necə, ne düzeltebilirdi deyir. Məhsullar düzeltebilirdi. Aa, which she got to the top of ona göre al. Mükafatlar alan. Hansı ki çoxlu mükafatlar alan. Aslında aşağıda elə həmin cümlə var ya, son şeydə, abzasda. Elə mən də onu qeyd etdim də. Burada Bu verir. deyəsən cümlənin mənasını səhv başa düşmüşəm. Mən onu gördüm. Prosto mən də götürüb A yazmışam. Mən elə başa düşdüm ki, onlar sırf mükafat almaq üçün bunu eləyirlər. Yok yok. Yani deyir ki Ona o göre hesap götürmüşüm. hazırlayır ve onu açıklama verir. Hansı ki which orada hansı ki anlamlı. Hansı ki Evet, bildim. mükafatlarına göre. Daha doğrusu o məhsullarına göre. Belə. Sonra burada var mı sualınız bu mətində? 20 bende bir tane kaldı. Ne? 20, o da metinde değil. Mətindən əlaqəli deyil. Voluntary ne demek uşaqlar? Gönüllülük. Gönüllü. Gönüllü olmak. Gönüllü. Olmadı. Ney dedin? Hüseyin'e ise deyirdin sen. Hayır, ben de Melek abi değil. Uşaklar, evaporate ne demekti? Evaporate. Buharlanma. Buharlanmak, düzdü. Belen. Yaxşı. İndi 5 tane gramatikası var olsa. Keçək. Burada suallarınız. Kimin Ben ilmiye? de ilmiye bakalım. İlmiye bakmazdan evvel onda bu sözler soruşum. Polite. Nezaketli. Nezaketli. Asan yoluna gitmenin yolu. Bu logical testlerde. Respect gördüm. Respect bildiğimiz kim nedir? Müspet pozitif söz. Örme.
Hörmət edilir demek. Hörmət. Hörmət etmək. Pozitif verilibsə deməli burada pozitif olmalıdır. Amma məsələn ola bilər çaşdırsın bat versin. Təzad varsa artıq əks olan götürəsiz. Amma belə bilirsiniz də pozitif pozitif, negatif negatif gedir. Direkt negatifləri çıxırsınız. Polite, nəzakətli, honest, Dürüst. dürüst. İkisi de müsbət. Ama selfish, Hudbin. hudbindi. Pahıl. Envious, paxıldı. Sinopi, kıskanç, paxıl. Greedy. Jealous, Jealous. az gözü. Greed. Jealous, Jealous. jealous. Jealous Jealous. side. I'm jealous, nokta nokta, my husband. Kıskançlık. Jealous is... Oh. Biz. Jealous of. Benim prepositions istedim. Creative. Kreatif. Kreatif. Yaratıcı. Yaratıcı. Yarat. Yaratıcı. Serious. Ciddi. 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 Strict. Strict, bəli. Strict. Bloklama. Ignorant. No. Böyle biraz şey diyen de, ignore ediyen de, o Azerbaycancasını bilmiyorum. Yani ben Ahmak. uneducated ha. Yani illiterate. Illiterate yani Başka savadsız da ya. tesirsiz. Cahil, bəli. Illiterate, uneducated and ignorant, cahil, savadsız. Onda savadlı nedir? Literate. Literate. Well Literate. Literati. Literate. Sociable. Literate. Sosyal. Ünsiyetçil. Sinonimi. Ekstrovert. Bəli, extrovert. Çekingen ama içine kapanım. Introvert. 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 Rud ise Obud. Obud. 20'den. Uşaklar, yəqin ki siz buraya in yazmışsınız. Ha? Ben demeden yazmıştım ben. Bu Bəli. olur mu? Bu bak olur da. Aslında məkan bildirən sözler, məsələn, kənddə, in the village, in the Where village, we can. city, in the country, in Spain, in Turkey, bu şekilde doğrudur. Sadece bir tane böyle bir sistem var ki, mesela, bəli, mən Bakı'dayım. I'm in Baku. Bakı'da yedim. I was in Baku. I have been ama to Baku. Haber, to be bitmiş zamandadırsa, yani binden sonra belə deyək də, məkan bildirən istənilən söz gəlsin, to olacaq. Yani bu belə bir qaydadır. Have been to plus mekan. Ona göre yani diğer bütün hallarda indi ama da de vakit da falan yerde deyirəmsə. Deməli ya dedi ya da ye uşaqlar. Since'den sonra hiç çok müddət gələ bilməz. Since'den sonra dəqiq vaxt gəlir. Yani since January, since Monday, since 1990, since yesterday. İfadə gəlir. Dəqiq vaxt gəlməlidir. Ama a week, a few days bu müddətdir. Periyodların qabağında ya for işlənir, dur ki, ya da in işlənir. In müddətlərinə, məsələn, in 2 days dediyim zaman 2 gün sonra anlamına gəlir. 2 gün sonra mənasını verir. Ama in yalnız sansız halda olacaq, xəbər will gələcək zamanda olsa. Çünki in gələcək zamanın zərfidir. Başa düşdünüz? Deməli, Yani istiqamət bildirəndə də bu olur təbiətən, yani əgər hansısa bir şeyin istiqamət bildirəndə. ve deyirəm ki, benden sonra to olub. Sonra deyirəm ki, ya dedi ya da ye. Bir daha ayı A qalırdı. Necə? Kimse nesə deyirdi. Yani istiqamət bildirəndə də bu olur da, yani hər hansısa bir yerə demişsiniz I go to school. Məktəbə deyəsən. git. O heç. Ama evden işlemiyor. Go home. Yo, bəli, home qarşısında heç bir sözünü istəmir. Yalnız hansı sözünü istəyə bilər. Atom. At home. Ama o da to be'den sonra bir de to stay'den sonra olur. Böyle aydın oldu uşaqlar bu. Merve bir tane 17'nin 5.sine bakabilirim. Have you ever been to so tired before? Ha, burada səhv nədir sence? Yok, 5 yok. Üçte 3'e. 3'te sef nedir? Üçte səhv. Orada Eğer tu. go müptədə burada bastı. Daha hansı avtobus gedir? Bas təkdədir deyə ghost olmalıydı. Xəbər mi? Which path goes? Bəs dörddə səhv nədir? Somewhere Elə var. başlamadı sual. İnkarla başlaya bilər. Didn't Somewhere var. you Çok iyi.
Didn't Somewhere anywhere. Anywhere bəli. Köməkçi fel inkarda verilə bilər. Bax yenə də deyirəm. Hem de some inkarda işlenebilmez. Bəli, sama görə səhvdir. İnkardan sonra sam olmur. Sam əslində necə cümlələrdə işlənir? Sam və törəmələri. Təsdiq, İşte, anlatma. təsdiq. Və təsdiq və nəqli cümlələrdə, amma bir halda sam sual cümlələrində işlənə bilər. Hansı hal? Oradaki mübtədə rol oynadı, əvvəldə Wow. gəliydi. Tak ki, tövsiyə Some ver. people Kendini deyim, misal kurdun. üçün. Sən onu inkar cümləyə atdın, Müzəffər. Bəli, tövsiyə Müzəffər deyirəm. Fərid. Sam təklif və xahiş xarakterli sual cümlələrində işlənir. Yəni cümlə necə başlasa? Would you like some coffee? Can I take some paper? Bu şəkildə. Bir de inkar cümlədə hansı halda ola bilər? Ben dediğim idi. Ben inkar dedim. Cümlənin başında gəlsə, inkar xəbərdən əvvəl, bəli. Some people didn't come. Başqa sualınız var burada? Uşaqlar, indi biraz şeydir, sual cavab edim. Bu birinci esse ilə bağlı. Bir dənə ağ vərəq açıq. Deməli, birinci bir şey soruşum. Daha doğrusu qeyd edim. Bak, yenə də deyirəm. Quruluş önəmlidir essedə. Əgər quruluş doğru olmasa, sizin essedə giriş, iki dənə body paragraf əsas sizə və nəticə sizə olmasa, ümumiyyətlə istəyirsən orada dastan yaz, o doğru qiymətləndirilməyəcək. Yəni, girişi verdim, yeni abzasa keçirəm, səbəb, body paragraf 1. Bir de yeni abzasa keçirəm, ikinci body paragraf və sonun yeni abzasa keçirəm, nəticəsizə. Yəni bu mütləq olmalıdır. İndi bir dənə mənə sizdən sual cavab edim. Deməli, introduction hissəsində biz elə burada yazarım. Introduction hissəsində dediyim kimi birinci nə ilə başlayırıq? Sizden soruşurum. Introduction hissəsində necə başlayırıq? O verdiği cümleni biraz yüngül var değiştirip yazabilirim. Yox, ay sağ ol, düz deyirsən. O verilən topiki biraz dəyişdirib, introduction, topik cümlə veririk və uşaqlar, agree, disagree-də mütləq introduction belə üç cümlədən ibarət olsun da, heç olmasa. Düz deyir, topik verilən cümləni biraz dəyişdirin. Və mütləq sonluğunda nəyə qeyd etməlisiniz? Əvvəl disagreed-də nə qeyd olunmalıdır? Razısan, yoxsa narazısan? Mütləq qeyd etməlisiniz ki, mən bu fikrin lehinəyəm. Ya dəstəkləyirəm və hə, məsələn, lehinə sizə heç olmasa belə ya da dəstəkləmək nədir? Support. Yes. I support this idea. Bu fikrim. This idea və mənim essemdə argumentlərim müzakirə ediləcək. Necə deyəcəm? And my arguments Will be discussed in my essay. my arguments will be discussed. Siz burada idea yerine belə deyək daha yaxşı. This point of view. Bu nöqteyi nəzəri dəstək edirəm. This point of view and my arguments will be discussed in the following essay. Belə. Yəni bu mütləq qeyd olunmalıdır disagree. Sonra keçdiniz body paragrafda. Niyə görə? Ya da I don't support deyə bilərsiniz, dəstəkləmirsiniz. Amma bir agree, bir disagree yazmamalısınız. Ya agree fikirlərinizi, ya da disagree fikirlərinizi yazmalısınız. Bunu unutmayın. Agree, disagree olanda advantage, disadvantage işlətməyin. Yəni bəzən agree görürəm ki, disagree de give verdi, getdi advantage, disadvantage. Bu quruluşun pozulmasıdır. Bu doğru bir şey deyil. Agree disagree bu cümləni qeyd etdim, keçdim, səbəb göstərim. Niyə razıyam? Necə olurdu? Birinci səbəb, izah və nümunə. Bu mütləqdir. Ha, bir də ki, keçəndə body paragraflarda, bab, introduction-da bağlayıcı işlətməyin. Yəni first, second falan yox. Introduction-da məsələn belə bir şey qeyd edə bilərsiniz ki, bir çox insanların fikrincə. İndi təkrarlamısınız attıqlarımı ki, təzədən. Most of people öyle diyebilir insanların ekseriyeti.
Most people ne? Most people think. Ya, okay, bu en asan yoludu. Bu basic'ti. Necə deyə bilərik uşaqlar? Bir çox insanların fikrincə. Başqa? Mən bir dənə uzunca Ben öyrəndim. bir çox insanlar yok. Özümün fikrinci olsa to my mind, ne bileyim, Onlar da in deyə my mind. soruşacağım. Birinci o məsələn introduction'da çox var bir çox insanların fikrincə. Özünün fikrini qeyd etmirsən. Özünün Hadi fikrini bakalım. paragrafda qeyd edirsən. Badi paragrafda ümumi insanların fikri qeyd olunur. Onu da necə deyirdik? Bir dənə uzun cümlə var idi. Əzbəliyi belə neçə dənə söz çoxluğu həm də bu basic deyil. Biraz advanced-dır. Hali de öğrenir ya aslında. There is a growing public opinion is that hatırladınız bunu? There is a growing public opinion is that. Görün neçə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Təkcə başlığı 8 sözdən ibarətdir. Və hər zaman yadda saxlayın ki, that-dan sonra cümlə yazmalısınız. Mübtəda xəbəri olan cümlə. Bəzən istədə görürəm ki, götürüb şey yazır. Gerund yazır. Aynıcılıq yazır. Xeyr. Mütləq dolğun cümlə gəlməlidir. Zətt bağlayıcısından sonra. Aydındır mı? Başqa necə deyə bilərdik? Bir çox insanların fikrincə. Many people think yerine düşünmək şalı. Biz siz feel düşünmək anlamında da istifadə olunur. Feel that ya da believe that. Believe'i de istifadə edə bilərsiniz. Elmi əsə, şey readinglerde falan görürsünüz. Believe falan çox istifadə edilir. Many people feel that ya da believe that. Belə. Heç olmazsa bu üçünü, ikisini yadda saxlayın. Sonra əgər bəli, mənim fikrimcə nəsə desəz, body paragraflardır. Mənim fikrimcə necə deyə bilərik? Kim deyə bilər? Mənim To my mind, in fikrimcə. my mind. Mənim fikrimcə. To my mind. Başqa? In In my my opinion. opinion. In my opinion. Okay. I Başka? think. I think o asan da olsa. As to me de var şaka. Destiny. To my point of view de olabilir. To my point of view. Böyle bunlar çok da ihtiyaç yoktu. Bunlardan bir iki seçim mesela, mesela to my mind. Bu da basic değil de. Geçen ifade değil. To my point of view. In my point of view, in my opinion diyebilirsiniz. Sonra keçdik body paragrafa. Body paragrafda agree disagree'da birinci səbəbi göstərsən. Birinci, ilk öncə necə deyirdik bunların? First of all, Okay. firstly. Bəli. First of all, başqa, firstly, başqa bir dənə, üç dənə sözdən ibarət öyrətmişdim. Və atmıştım. Olsa inan Allah'a ne diyeyim yoksa. First no. First and ne? Foremost. First and foremost. Bu da basic değil. Uşaqlar tekrarlayın. Yaxşı mı bunu? Hiç olmazsa derste böyle ezberlemeye çalışın. First of all. Firstly, first and foremost. Sonra səbəb, izah nümunə. Nümunəni verəndə məsələn necə deyirik? Məsələn, belə bir hadisə gəlib başıma. Məsələn, necə deyirik? Məsələn, basic söz soruşdum sizdən. For example. For example, başqa ne deyə bilərik? For instance. Example yerine instance yaza bilərik. Ama virgül qoymağı unutmayın. Bağlayıcılardan sonra virgül olacak. Bütün bağlayıcılardan sonra bu birləşdirici bağlayıcılardan sonra əsasında. Ve for example'ı çalışın yeni cümlənin başlanğıcında verin. Ve bir de onu da qeyd edim ki bu falan 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 ilə mesela obesity, cancer and etc. and so on vesaire. Bu ifadeler işletmekten kaçının olmaz. Bu tamamen səhvdir ve sizi de balı aşağı salacak. Onun yerine ne istifade edin? Mesela ta ki deyirsiniz ki müxtəlif xəstəlikler bu kimi. Where is illnesses? İndi sadalayırsan da növlərini düzdür. Sadalamak için neden istifadə edim? Hansı bağlayıcıydı uşaqlar? Such as bağlayıcı. Yani bu kimi? Such as obesity. Sonra mesela cancer or
heart disease diyebilerek. Yani bu şey, ya da and heart disease. Belə. Yani aydındır. Sadalayında ne edirik? İsmin yanında saç azı veririk və növlərini sadalayırıq. Qətiyyən and so on, and etc. istifadə etməyin. Sonra let's talk about. Gəlin danışaq bu haqda. Əmr cümləsi, nida cümləsi də olmaz. Nəqli cümlə olmalıdır. Publisistik xarakterli olmalıdır. Yəni bunları unutmayın. Let's talk about qəti şəkildə olmaz. Cümlələr əzbəliyində uşaqlar. Ya yani, topik cümle ile verilen şeyi biraz değiştirip yazın. Sonra da I support this point of view and my arguments will be discussed in the following essay. Agree disagree'den istenilen agree disagree olsun. Bu cümleyi yazın introduction'da kifayetli. Sonra keşke first of all, səbəb izah numune. Mənim fikrimcə deyin de bunlardan birini deyin. To my mind, as to me falan. Sonra ikinci body paragrafta uşaqlar. İkinci, əlavə olaraq falan. Necə deyir onu əlavə olaraq ikinci? Additionally, or Second. secondly, Yani secondly, additionally. müvafik olarak zat diyebilirim ama according to. Şeydi, kiminse fikrine göre anlamına gelir. Accordingly, müvafık olaraktı. Secondly, additionally, moreover. Sonra ne var idi? Moreover. On the other end. Ma on deyir ki güya demək olmaz e. Ama bunlar biraz qəribə danışları bu dimdə. Heç özləri də Ne bilmirdilər. diyor ki? Müəllim deyir ki birinci şeydir de bu first result ne bileyim. Bunları işlətmək yaxşı deyil on the other end zat. Sonra da deyir ki şagirdlərin, tələbələrin yazdıqlarına baxır. Belə eləyir. Ha bu qəşəng yazıb, bu body paragrafı zadı düz yazıb. Ama halbuki əvvəlcə demişdi ki, misal üçün, bu sözü işlədim. Yəni, bu faktı eşitdim ki, o dedi ki, on the other hand, zat işlədmək olmaz ikinci paragrafda. O niyə görə işlədmək? O da vacib sözlərdəndir də. Amatör söz deyil ki. Yo, şöyle on the one hand, on the other hand esasen advantage, disadvantage de istifade olunur. Çünkü orada siz karşılaştırırsınız da advantage'larını, disadvantage'ları biraz zıt fikirlerde de. Yani üstünlükleri bir taraftan üstünlükleri var, diğer taraftan da çatışmazlıkları var. Ama agree disagree de karşılaştırmırsınız. Sırf agree fikirlerinizi, sebeplerinizi gösterir ki birinci sebebim, ikinci sebebim. Başa düştünüz. Ona göre onu agree disagree de istifade etmeyin. Karşılaştırdığınız fikirlerde istifade etmelisiniz. Başa düş, anladınız Ferit. Orada da onlar dediler. Bak, minden orada ne bileyim yoklayanlar olacak. Her an bir fikir var. Bunları ele özü, bunlar ele IELTS'da belə tələb olunan bağlayıcılardır. Hatta dimin meyarlarından biri nedir? Dimin S meyarı sırf birleştirici vasitelerden istifadə. Sırf bu meyara göre size kıymet veriləcək. Necə yani deyir ki istifadə eləməyin? Boş boş danışırsan Allah. Elə bəs onda deyin o meyarı niyə qoymusan? Ben de Özür inanın o dilerim. Özlerine de zaten esteyden var sonra ne kadar şikayet olacak. Biri dedi ben düz yazmışım. O biri dedi yok ben Apelyasyonu karışmışım. verende hemşire kaldırırlar yollar mı? Neyse şöyle. Böyle 3-3 bazı yana. Bu da üniversite mühendinden bezip apelyasyonu hem gün. Ben de İstediğim essay yazmak mecburi değil de düzdü. Yok Yazar. ben bunu değilim. Ben kaşın essay yaptım. Sen nece yani Windows dersin ki mecburi değil. Yazmamak fikrim var. Yok, ümumiyyətlə yazma, o işe girişmek istemiyorum hiç. Aa. Sen orada en azından biri öldür özünü tutak 2 vasıya azlıq edir. Belki Ha, iki. itirazı da öyle ki işte. İtiracı işte yoktu. Ay sağ ol Dilber, yazmasan, yazsan itirəcəyin bal. Dilber Yazmasan deyiləm, Dilber mənim mən körüləm, Dilber deyiləm. zarısın. Üzürlü sayın Yo, adlarım. ebi yoktu. Yo, mən o işe girişmeyeceğim. Elə biraz oradan, biraz balım. Mənim bir tane mənim qaranlıq bir şey var. Mən negatif cümlələri seçəndə çətinlik çəkirəm. Mənə biraz burada biraz nümunə çək göstərə bilərsiniz. Zəhmət olmaz. Variantlara bak. Variantlara. Variantlarda gördüm Bilirəm, 5 tane. also olmaz, to olmaz, sonra nə Yok bilim. yok onu demirəm. Onu demirəm. Mənim Misal üçün de nədən? sözlere bakırsan negatif istiyor da senden. Gördün variantlara bakırsan görürsen 5 tane pozitifdir. İndi bilirsen de yakin ki o sözlerden birine seçin. Bir Onu tanesi bilirəm dedim. görürsen ki orada negatif var. Ay Fərid, şeydi, baxıb dedim, kimin nəsə sualı varsa son dərsimizdə, həqiqətən onunla bağlı bir iki dənə nümunələrə Yəni baxa mən bir dənə onda daha çox çətinlik çəkirəm. Qalan mənim üçün passive voice dönəm cümlədir, diyaloq, onları yəni çox asanlıq tapıram. Amma bir də neqativdə hə, məsələn ikisini tapıram, birini tapmıram, ya birini tapıram, ikisini tapa bilmirəm, ya vəbsə səhv tapıram, bu belə. bilərəm. Baxarıq indi, narahat olma.
Bilen bu hissini bitirerek esin sensin demek ona çok şey danıştı. Sadece bu sual cevap eləm ki, yani hamının yadına düşsün. Bilem ki gidip okuyan değiller çoksu. En azından bile yine de çünkü es sözlerine çok da düşmürdünüz de. Hiç olmazsa son ders bakalım. Okey, demeli sonra ikinci hissede secondly, additionally, moreover, furthermore. Hiç olmazsa bu dördünü yadda saxlayın. In addition, on top of that falan var. Siz tabii ki hamısını yadda saxlayamıyorsunuz. Bu dördü yadınızda kalsın. Sonra keçirsiniz. Conclusion, nəticə hissəsinə necə başlayırıq? Hansı bağlayıcı ilə başlayırıq uşaqlar? Nəticədə necə deyirik? Finally, yaxud da Fine. conclusion, Ha, in conclusion. Finally basitdir. Ondan istifadə eləməyin. In conclusion. conclusion. Ne? Eventually. Yok, eser o bir şey. Nihayet ki o geldi çattı. Ben çoğu o. Yoxsa nəhayət, mən yox, bağışlayın, səhv dedim. In conclusion, to conclude, to summarize. Bu üçünden birini istifade edin dersin. In conclusion, to conclude, to summarize. Bir dizmi, virgül koyduk. Tezeden ele bir body paragraf diyelim. Introduction'da kaydettiğiniz. Aa, ben size advantage, disadvantage'de böyle bir şey öğretmiştim. Dersin sonunda onunla bağlı tanıştım. Yakın vaktlerde, yakın derslerde dedim. Bak bu cümleleri ezberleyin. Due to the aforementioned reasons, aforementioned reasons. Yukarıda sadaladığım sebeplerden dolayı bu mütlak vacibdir. Bunu advantage'de de, agree disagree'de de, eləcə de do you prefer adi fikirlerinizi yazın. Onda da istifade edeyim. Çünkü In sebep conclusion əvəzinə istifadə edelim. yok. In conclusion, neticede keçdim, virgül. Due Aa, bunu onun ardınca. bəli. Due to the aforementioned reasons, yuxarıda sadaladığım sebeplerden dolayı, şu yine de elə bir təkrar edirsiniz, introduction'da da ki cümlemizi. I don't support ya da mesela əleyhinəyim necə deyə bilərik? Başka şeyden istifade edebilirsiniz de. Against, karşıyam. This point of view. Yani bildiğimiz sinonimlerden istifade edebilirsiniz. Ya da öyle aynı şeyi yaz. I don't support this point of view. This point of view. Başa düştü uşaqlar, bu mütləqdir. Ve son cümlemizde de neydi? Şeydi. Bir tane ya demiştim de. Recommendation, tövsiye, yaxud da prediction, öngörü. Bir cümle yazdım, bəsdir. Yani bu quruluşu unutmayaq. Ve uşaqlar necə deyirdik xüsusilə də? Neyse vurgulasınız. Xüsusilə də o necə deyirdik? Especially. Special. Special. Sonra necə deyirdik? Mən həmişə axırda təşəkkür zad yazıram imtahanda. Qəşəng bal verirlər. Onu biz de veririz. İmtihanda o vermeyecekler. Narahat olma. Öyle şeyler aslında olmaz ya. Siz hele şeylerden istifade etmesi o kaydalara bakmamışsınız. Böyle necə deyirdik? Hele Yo, o ben bilmem, dimdə olmaz ha, deyir işarə kimi. İşarə kimi yazsanız elə biləcəklər ki, özellikle hansı müəllim üçün yazmışsınız. Qəti suratda o dəqiqə ləğv edirlər şeydə esse heç sıfır bal. So. Nə heç bir işarədən istifadə etməyin, ad qeyd eləməyin. Belə şeylər olmaz. Specially başqa necə deyirdik uşaqlar? In particular. Particular daha doğrusu. In particular. Belə. Bir dənə də şey hatırlayaq. Advantage, disadvantage'da. Yine de aynı şekilde gedirdi. Bir dakika. Ha. Uşaqlar, Advantage'de de yine introduction hissəsində burada sizin için cümleler yazmıştım. Dedim öyle ezberleyin. Yine de parafraze edirsiniz sualı. Topik cümle ona izah verirsiniz ve mütləq bunu qeyd edirsiniz ki this essay will discuss bir de ki advantage disadvantage yerine sinonimlerini istifadə edin tekrarçılığa yol vermeyin ve orada bir dənə de şey budur ki tekrarçılığa yol verip bunlar da bal kəsir this essay will discuss advantage disadvantage yerine ne diyebiliriz benefits and drawbacks sonra hansılar diyebilirdi keçində batmıştım demiştim özü öyrənin indi atmıştım tekrarlayın. Benefits and drawbacks diyebiliriz. Başka? Pozitif and negatif. Positives and negatives. Başka? Minus bu.
Hem plus and minus. Bir de ki upside and downsides'lar unutmayın. The upside and the downsides, bir de pros and cons. Yani bu dördünü yadda saxlayın da. Benefits, drawbacks, upsides, downsides, pros and cons, positives and negatives. Bunlar best'i. Dediğim sonra body paragraf birde neydir siz? Bəli, burada artık on the one hand bir tərəfdən advantage'ları var deyip buna explain, izahat ve nümunə verirsiniz. For example, for instance, lan. Body paragraph 2'da ise on the other hand, diğer tərəfdən, bağlayıcını əzbər verin yazına, on the other hand deyilir. Burada işte disadvantage verirsiniz ve ona yine de izah ve nümunə verirsiniz. Conclusion'a geldik. Neticede yine in conclusion to conclude to summarize'ın birini yazıp, virgül koyup, due to the after mentioned reasons, burada tam cümleni yazmış onu necə yazacaksınız? Bu geçen cümlede özümle can bring. Buran nedir? Boşluk. Boşluk odur ki orada hansı mövzunun adı nedir? Mesela online shopping geçen defa vermiştim. Online shopping can bring with it a number of positives as well as negatives. Yani yukarıda sadalanan sebeplerden dolayı online shopping negatif yani müsbət cihetleriyle yanaşı mənfilerini de getire bilər. Ve belə. Sonda da tövsiyede öngörü bir cümle yazın. Bəsdir. Yani əzbəliyin gedin de küç cümle şeylerdir bunlar. Belə uşaqlar və bir də bu məqsəd bildirən bağlayıcı neydi? Necə deyirdik ki? Bir dəqiqə baxım görüm mən nələr söz. Yenə də deyirəm, quruluş doğru olmasa, A meyarı 0 bal kimi qiymətləndirilərsə, artıq digər meyarlara baxılmır, 0 bal kimi qiymətləndirilir. Əgər B meyarı sıfır kimi qiymətləndirilirsə, B meyarı nədir? B meyarı cümlələrin bir-biri ilə məntiqli əlaqəsidir. Mövzu dolğun şəkildə şərh edilibmi? Çıxarılan nəticələr məntiqlidirmi? Buna uyğun maksimum 2 bal, minimum 1 bal verilir. Yəni bu artıq görsə ki, dəxilsiz söz yığınağıdır 0 bal. Və artıq C və D meyarlarına baxılmayacaq. 0 bal kimi olsa, tutaq ki, A meyarının 1 aldığın quruluş var. Əgər B meyarı doğru deyilsə, 0 bal kimi azalsa, elə sizin eserinizi 1 bal kimi qiymətləndiriləcək. Bu önəmlidir. Nə deyəcəkdim indi? Yadınızda da keçmişdim sizə bu ekrana verməzdən əvvəl birinci soruşun. Bax məsələn necə deyirdi ki təhsil almaq üçün xaricə getdim. Bu cümləni necə deyərik? Tələbələr təhsil almaq üçün xaricə yollanırlar, xaricə gedirlər, xarici ölkələrə. Kim deyə bilər? Fordan de, tamam. Yoksa Fordan yaxşı çıkmaz. O məqsəd bir Ben bağlayıcılar üçün, nəsə etmək üçün, nəsə etmək məqsədiyle. Xatırlamadınız? To, in order to, so as to. Ekrana geldi. Vale. Bak bu to, in order to, so as to. Bu bağlayıcılar. Halit sen de hatırlamırsan bu sesin çıkmır. Son dersimizi Yani suskun. şey yadımda dedi, that's why. Prosto da mürekkep cümle yaradır da ona göre yaxşı çıkmaz. Tabirsiz mürekkep cümle yaradır. Yo, that's why so demekti. Ona göre de. Neticede. Həm. Yani məsələn dediğim cümləni bax to, in order to, so as to'dan istifadə edək, quraq. Burada nə tələb edir bunlar? Məsdər, fe'l tələb edir. Ardınca fe'l verə bilərsin. Asan cümlədir. Deyin görüm necə deyirik ki, tələbələr təhsil almaq üçün xarici gedirlər. Axırdan əvvələ tərcümə etməliyik de demişik, düzdür mü? Necə deyirik onu? O kadar çətin cümlə dedim. Tələbələr. Students go to abroad. Abroad'un qabağında sözünü vermirik. Students go. We go abroad. Bəli, In in order to study diye mən deyim. sadece study. Study. Ha, in order to study. Təhsil almaq üçün xarici gedirlər. Belə olur. Ya da so that'la deyə bilərik. In order that'la deyə bilərik. Ama so that in order that'dan istifadə etsə cümlə gələcək ardınca dediyim kimi. İndi məsələn bu cümləni çevirin. Cümlə so that'dan istifadə edək. Students go abroad. So that they study
go abroad so that year in order that they can study. Müddet Ha, student can zeken iki cümleler sonlandırarak. they'den sonra can, could, may, might bu modallardan birini verir. They can study okuyabilmeleri için. Böyle heç olmasa bunları belə yadda saxlayın. Bu da getdi. Bəs uşaqlar səbəbiyle necə deyirik? Üçün. Çünki. Nədir bu? Az bağlayıcısına deyə bilərim çünki. As var. Because var. Bunu bilirsiniz dostlar. As var. Because var. Başqa? Bir de since var. Since'i de unutmayın. Since de üçün anlamda verir. Ha. Beret var en başka. Ama as, because ve since'den sonra ne işletmeliyik? Cümle. Söz sor. Bize sen şoklar. Ha. Uşaqlar, bəs bu isim gəlsə, məsələn, güclü yağışa görə, səbəbiylə, onda isim tələb edən, üçün görə mənasını verən bağlayıcılar hansılardır? Səbəbiylə. Due to, because of, başqa, sonra var, uşaq, bax, sayəsində, thanks to, qəşəng ifadədir, owing to, bir də bunları unutmayın. İndi sizden uşaqlar söz soruşum çoxlu. Bir iki biraz da söz soruşum. Bir dənə gəlin neqativlə bağlı. Könül dəstədir, çıxdı könül. Yazıq da neqativ istəyirdi, getdi. Mən getdi. Söz soruşurum indi. Mesaj yazım gəlsin qrupa. Tosu könlü nahardan tapa bu deyə. Dəqiqə. Kimlər sözləri tekrarlayıb? Sözler tekrarlayan var. Geç gelsin. Hangi sözler soruşum? Ben açım. Bir 5-10 dakikada söz soruşum. Ha. Saniye. Extinct ne demek uşaqlar? Nesli Aha. Saniye yazırım. Ha. Extinct. Düz dedi Halid. Ne oldu? kesilmiş. Nesli kesilmek. İsim kimi versek nesli kesilme. Nesli kesilmiş. Extinction. Extinction. Decade. 10 illik. 10 illik. Bəs 1 illik nədir? Annual. Annual. Yes. Enhance. Enhance. Make. Genişlendirme etti. Bəli. Make something greater in amount or size. Genişlendirme. Enlarge'ın sınavında. Yüksəltmək, Enlarge. artırmaq, bəli, enlarge ola bilər, başqa nə var? Increase. Increase ola bilər, bəli, artırmaq. Başqa, zənginləşdirmək, Enrich. enrich, Enrich. intensify, gücləndirmək, artırmaq. Düzgün yazıram. Aha, sizcə skal nə deməkdir? Skal. Evet, Nasıl şey, bu pis baş, şey deyil kelle bizim. sümüğü, Bəli. kelle sümüğü. Düzdür. Habitat. Verdi. Habitat. Habit ediyor. Yok. Habitat the place where you Yaşar şehir. live. Yaşayış yeri, məskən. Bəli. Daha çox bunu ama heyvanlar aleminde istifadə edirlər. Oy. Onların yaşayış yerleri. Ne de diyorum vatandaş. Yaşayış yeri, məskən. Vətəndaş nədir uşaq? Citizens. Bəli. Bəs vətəndaşlıq vermək nədir? Keçən dəfə Pulitzer vətəndaşlıq. Şey, Ayda, mən bir dəqiqə. Örgüneyt. Nə? Or, Bu da originate.
Bu başka şeydi. Bu diğerine sen originate. Bel. Vatandaş ve met değil mi? Şey töremek kimi de mənbəsi ora gidip çıxır onun. Şey kimi bir şey. Mesela naturalize. Naturalize. Vatandaşlık vermek. Symmetry. Demetri bu kapsamlık değil. Yani kabristanlık. Bes grave nedir? Gabir. Grave kabir. Kabirdi. Gabir hayatı. Yok. Gabir Dedi, işe düşmedim. hayatı. Evet, darıxacaqsan zarafatlarını ötürü. Son dersimiz. Venerate. Venerate. Venerate respect. Show Şey, hürmet etti. respect, bəli, hürmet göstermek. What is harder? Harder? Miras sahibi değil mi? No. Şapat. Sinonimi. Ha, Çoban. 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 Andım. Ha, herdir. Ha. Ama person shepherd sırf a person who takes care of sheep. Only sheep. Koyun çoban. Arab bakan da esasın. El onu gülür. Pete. Make barrier. Barrier. Ne de barrier? Ay, könül geldi. Bilmem könlü geldi. Ha. Serhat kimi de ama Bariyer durmak. bariyer. Engel Obstacle, durmak. maniye. Olmak. Engel olmak. Engel türetmek. Engel olmak. Impede başka neydi sinonimleri? Border. Nece? Border. Serhatlenme, Evet. serhatlenme. Beynim yandı. Bir şey saniye. Allah koca. Ben neler, neler? Yok. Cidden yani çok pis olmalık yaranı. Ben de son vaxtlar. Dünen elədiyim yadımdan çıxırım. Şeydi. Bütün her şey yadımdan çıxdı. Şey yaşadım hakikaten. Zarafatsız her şey yadımdan çıxdı bir anlık. Soruşduğum yer yadımdan çıxdı. Neyse. Yo, engel nədir uşaqlar? Evet. Angel Border. Şey, onu Border halitledi. Obstacle. Barrier bir de Hayır. obstacle. Hurdle da var. Hurdle. Hakikaten şeydi. Ya şeytan apardı sözler. Ya. Soruştum ses gitti. Lanet şeytana diyeyim. Neyse. Persuade uşaklar. İnandırmak. İnandırmak sinonimi. Convince. Convince. Yani convince ya da emin etmek başka nece diyebiliriz? To Make sure. Make sure o da olabilir. Bir de assure tek söz kimi? Assure. Assure. Bəli. What is sacrifice? Sacrifice, kurban Yaralı. etti. No. Yok, kurban. Parents Scarface. always for their in favor of their children. Kurban vermek değil mi? Kurban vermek bəli. Sinonimi nədir? Bəs qurban. Victim. Victim. Bəli. Victim. And biraz daha böyle az görünen sözlerse. Solidary. Abi bu hemrailik. Yok, bu yalnızlık nedir? Tenhadır. Yok, Sen hemrailik. Tenhalık. solidarity Tenhalık. dediğin. Solidarity. Solidarity, ha. Solidary tek tənha deməkdir. Bəs uşaqlar forsake nə deməkdir? Forsake. Fairness. No. Benefit. Abandon. Terk etmek. Terk edilmiş. Tərk etmək, bəli. Isolate. Tərk etmək. Izolate. Tecrid olunmuş. Ezit olmuş. Ambassador. Ay. Bu şöhret kimi Meryem? Yo, sefir, Ambasador, sefir. sefir. Sefir, nasıl aralandı söz. Ben ambition'dan karıştırdım birinci. Okey. Sonra
Ha, çok şükür. Aa, şu anda impeach sözünde necessary guide bu sözü soruşalım. Sonra ne demek diyor vindicate? Bu sözü yakin ki ilk defa değil. Soruşalım sizden. Nasıl Vindicate. devlet şeydi amelim bu. Vindicate justify demekti. Adalet hiç. Adalet. Hak kazandırmak, beraat Hak verir. kazanmak. Vindicate beraat kazanmak. Vindicate ve justify. Nece oldu şaklar? Beraat Adalet. kazanmak. Beraat kazanmak. Beraat vermek, hak kazandırmak. Okey, stand. Stand. Inhibit. Bu metinlerde, reading metinlerinden hamısını çıkartmıştım bunları. Stand, inhibit, impede. Engel olmak demektir uşaklar. Engellemek. Üçü de. Engellemek. Barrier, obstacle, hurdle, noun'du. Yani engeldi, bariyerdi. Ama impede, stand ve inhibit engellemek, engel olmak fiildi. Promote. Promote. Güçletmek. Bəli. Help somebody develop or help something develop. Yükseltmek diyen de nece yani yükseltmek? Vesvese Abi yükseltmek. kimse şu adalet demiyorlar. Hem de reklam etmek anlamsız, mənası var. Promotion mesela. Aha. Fatal. Ölüm. Ölüm. Ölümcül. Ölüm. Ölümcül. Ha. Sinonimi. Mortal. Aynen. Mortal. Deadly. Ben immortal ölümsüzdü. Ne düzdü? Mortal. Immortal. Ölümsüzlüğü. Descent. Azaltma yazıyor. Azalt. Go down. Go down. Aşağıya Aşağı, sağlam. aşağıya doğru azalt. Yani Azalt. aşağıya inmek. Hemçinin reduce'dan sinonimdir. Reduce nedir? Yeniden azaltmak. Azalmak. Azaltmak. Azalt. Yani Azaltmak. Reduce. descend, reduce sinonimdiler. Bes yukarı kalkmak nedir? Artmak, yukarı kalkmak. Lift. Yukarı çıkmak, Yok. yükselmek. Evet. Ascend. Aslında. Aslında ya. Lift kaldırmaktı. Neyse kaldırırım ben. Liftin sinonimlerine düşerler kaldırmak. Raise. Geçen defaki testte var idi. Power. Yok. Hayır. Hoist. Hayda. Hoist. Hoist. Benim. Hıyla geldi. Lift oradan götürülü be liftler. Ne liftten hem de ne değil liftten başka. Ele. Elevate. Elevator. Elevator. Elevate'de kaldırmak. And astonish. Heyretlendirmek. Astan nedir? Tam O da heyretli. kök. Kök. Şman. Yok. Stan da Başka. heyretli. Stan astonish verdi. Stan astonish beraber. Ama stunt ne oldu? T olsa sonunda. Stunt. Adalet Şey. bergerar neyse beraat kazandırmak. Beraat ediyor. Beraat ediyor. Bunu yazmışım diye ele düşünürsünüz. Yani Mahir yaz. edilse. Stunt, inhibit, impede. Ha şey serhat koymak. Engel olmak. Serhat. Ellemek. Engel. Engel olmakta. Eşittiz. Engel. Ben sesini Ferdin sesinden işitebilirsiniz Eşidir ümiyette. Ferdin şeydi böyle şahsi xüsusi ikinci bir müəllimdir burada. Benimle beraber ders geziyor. Yaxşı mənada deyirəm ha Ferdin. Qəşəng bir izah etmə qabiliyyətim falan var ona göre. Allah'ım. Axır ki bir nəfər kompliment elədi. Daha son dakika. Ha, sonra burada uşaklar ne demekti bu farklı bir sözdü? Poaching. Poaching. To hunt endangered birds or it's illegal. Hunting is illegal. Illegal Brakonyer. hayvanlara olan Brakonyerlik. Ne? Brakonyerlik. O o neydi? nedir? Azerbaycan dilinde başa düşmedim şu an. Ne demekti o? Yani brakonyerlik de ya yani, illegal kuş olmamak. Yani şey hayvan. Azerbaycan dilinde ilk defa işitirim o sözü. 11 resim. Brakonyer sepeti.
Sənin nitq qabiliyyətin gözəldir. Bilinir ki, sən belə yaxşı yerləşdirsən. Qeyri-qanlı ovlamaqda, məsələn, deyək ki, qızıl balıqdır, onu ovlayırlar qeyri-qanlı. Düz deyirsən. Bunu qeyri-qanlı ovlamağı bil. Mən elə yazmışam da tərcümədə. Sən dediğin sözü yazmamışam. Hə, onun adı brakonyerlikdir, deyək mən. Rəsmən edək ki. Uşaqlar, fatal nə oldu dedik? Ölümcül. Ölümcül. Fatalistik nə olar? O da ölümcül. Her şeyi qismətə bağlayan bir, Ölüm. qismətlə əlaqəli bir deməkdir. Fatalistik. Candidate. Namizəd. Namizədlik. Namizədliyini vermək. Belə. Bunu getdi. Bu qəşəng. Aha. Uşaqlar, expenditure. Expenditure. Venture. Expense. Expense xərc. Xərc. Expense, outlay. O da xərci məsrəf deməkdir. Outlay. Dedi ki, Halit dediğin söz neydi? Az söz. o qeyri qanunu deyir yəqin. Ha, bırakan yerlik. Dedicate ne demek uşaqlar? Həsr etmək. Hasretmek. Söz ölüsü. Okay, two. Kim aşağı two? Synonimi. Devoted. Eager Eager to vermek devoted. var. Eager to. Yo, o da başka şeydi. Devote to belli. Sen dediğin eager to. Devoted. Sen Ha. bir eager to nedir? Heveslendirmek. Hevesle Heveslenmek. çok çok İstek istemek bir şey. olmak, can atmak, sinonimler neydi? Tamam. To be eager to, sonra to be willing to, Evelik tutar. sonra keen on. Her de bir Kino. bize bunu. Ben şeydi, isteksiz nedir? Unwilling. Reluctant. Necə? Reluctant. Reluctant, bəli. Niye kızlar seslerini bağlı? Böyle iki nəfər danışır. Ya Dilber falan yaxşı iştirak edir. Dilber dərsdədir. Çıxıb ey dərsdən. Madde kaçtı. Nəsrin girmir ki üç dərsi dərsə. O Fərid'le dost kimi geçe danışırdı. Dostuydu. Hemen sarı profil olan. Bilmirəm valla profilinden nəsə. Profiline bakmayın Dilber'in profilini tanıyorum sen. So, bir de ki Halid'in profili, teyaret profili. WhatsApp'ta da helal onu görün. So, başka. Sizde kalanlar hamısı kaladı. Okey uşağı exit. Exit Exit neyse. more than something. To be more than something. Daha çok Hatta artık. genişlendirmek. Aşk Geniş. Hatta artık. etmek. Aşk, aşmak. Neyse aştı sayıcı aşk. Aşmak lazım. Ve sinonimleri Moreover diyebilir Yemel'im. Moreover şey olarak. moreover, in addition, furthermore, secondly, əlavə olarak demektir. Surpass. Bu Above. şeydir. Diye. Surpass. Surpass. Ben bir tane var. Over, ne over var? Yok So, overcome. yok yok. Yo. O neyse artı şey artı. Artı. Bu var şey. Ya bilmiyordum. O Moreover. Overcome. Overcome nedir bez? sesinden geldi. Sesinden gelmek. Ötesinden gelmedi. Ben. Yaxşı. Ne demek de aftermath? Biraz böyle readinglerle alakalı sözler. So, aftermath. Aftermath is the result of a bad accident, of a bad casualty. Evet, pis hadisenin açısı. Result of a bad ne? Ha, I saw. Akıbet. Pis bir şeyin ne? Akıbet. Cesedi. Aftermath deyirlər. After effect de deyirlər. Bəs mən işlətdim. Casuality sözü ne deməkdir? Casual. O da nasıl? Hadisədir, pis Gündəli. hadisə. Casual günlükdür. Günlükdür Gündəli. Tamam. ama casual. Casuality is a bad accident that happened to us. Ha, pis hadisə de Bəd felaket. ama başımıza gələn fəlakətdə bədbəxt hadisə. Ha, başa düştüm. Yani təbiət hadisəsi deyil.
Aysa o təbii fəlakətdə necə adlanır ama? Təbii fəlakət. Disaster. Disaster. Katastrof. Disaster and katastrof. Yes. Sonra uşaqlar, ne demek de ailment? Ailment. Ailment, illness. Illness. Hastalıktır. Disease, illness. Bəs keçen yıl qəbul etmişdi. Attain sözü. Ne demek de attain? Attain, achieve demektir. Obtain demek. Uğur, uğur kazanmak. Değil. Ne? Uğur kazanmak. Elde etmek. Elde Aynen. etmek, kazanmak. Nail olmak. Böyle. Recommend. Tövsiye etmek. Consume. Bu İstihlak istihbarat etmek. getirmek. Tüketmek. İstihlak etmek. Bəli. Sinonimi. Use up. Aa, yadıma düştü şeyleri. Set of ifadesi nedir? Set of. Batmak. No. Set of Güneşin batması. to go to a particular place by ship or by plane or on foot. Ayakla ne bileyim teyyareyle gezmeye. Belə deyək, daha doğrusu to start to go to somewhere by ship or by plane or by train or on foot. Start to go to. Başlamakla ilk gelişmeli. Düşmek, yola düşmek. Ayol, Ha, yola. hamısın dedim her şey bir Ve sea of. Sea of. Bu ötürmekti, yola salmakta kimisi. Sea of. Take off nedir? soyunmak. Paltarı değişmek. İkinci manası da the plane took off. Plane, take off. Teyyarənin havaya uzanmasıdır. Ha, take off. Bəli. Ha. Ses anlayış yoklar. Teyyarənin havaya uzanması. Bəs put off. Put off, çıkartmak. Put off delay. Söndürmek. Ay, Delay. keşfere salmak. Delay. Keşfere salmak. Akıra salmak. Bəli. Okey. İndi bir dənə gəl könülə. Könül dəstədə hal-hazırda. Yine çıxdı könül. Ben buradayım. Buradayım, buradayım müəllimə. Diqqətim sizdədir. Könülsüz qrammatika 3 dənə düşəcək. Əsas sözlərdə deyil, sözlərə daha çox sır yoxdur son dərs. Yəqin ümid edirəm sən nəsə öyrənirsən. Narahat olmayın o barədə. Baxa, bizə saniyə, mənim burnum qanadı. Bizə de saniyə gəldi. Ersen hara Sumgayta. düşmüşsün? Darbazonun Geçelim. Sen geri altından çıkardın. çıkmış hemen. Sen çek geyik yaptın çek. Ha? Ben oranın qeydiyyatında buraxılış qəbulundan hamısını orada vermişdim o vaxt. 54 nömrəli məktəbə düşən var. 54 54 məktəb harada düşün. haradır ki? 5-ci mikrorayon. Oo. Gecə Oo. maskımı vermək tərəf. Hele məktəb var. Valla var imiş, mən də bilmirdim. Mahkum vermek, onda şehrin merkezi için. Mərkəzdir, yox. Sumdur mərkəz. Bu maskımı vermək adı. Bir saradır. Memar Əcəmi. Aha. En pis yerdi. Pis ye deyəndə ki, giriş çıxışı bəlli deyildi oraların. Esas oldu ki müəllimin yaşı düşsün, köçürə Ne, bilər. hardan Bir sözü köçürdəcəm? Nəsə köçürmək mümkündür yani. məncə köçürmək olar ya müəllim. Yaxşı Hardan nəzarətçilik köçürdəcəm? isə. Yox, deyir ki, Nəzarətçidən nəzarətçi asılı deyir, amma içəri nəsə keçirtmək olar, məsəl üçün. Məsəl, mən asılıdır. Yere yok, məcbur. yere yok. İçəri heç kən O zaman gözləmir. qabaqdan. İçəri heç kən. Hey uşaqlar, yanındakınıza güvənməyin. Sizdən doğrunu almaq üçün yalanla deyə Ama bilmirəm. yanınızdaki Bizdə işim olmuş olmaz ki o. ben.
Ama uzak Tək cavab adamlar düzdür ama. aralarında mesafe ne Ama kadar olur? C2 içeri heç ne keçirtmek mümkün değil de. Yo, heç eləməli yapıyor. Eləmək olmaz. Mənası, yo yo bilirim olmaz. Ama şeydi, ne bileyim. Köçürtme hiç aklıma gelmir. Bir defa Özde mənə də elədim. salıblar sıra bir yeri bile. Düz müəllimin stonu qamağına. Ben de sıra 5'te özde tek oturacağım. O hardan bilirsən tək oturursan? Tek Bilmiyorum. otururlar yani. İndi bütün imtihan tek İlloşu olsun. magistratura tekti de. Tek tek Yani otururlar. həmişə elə olur. Ya yani ben bilmirəm. Ama indi İnşallah tekti. Son 3 sıfır ildeki oturar deyə. tekti. Prosto İnşallah bizim sıfır. qonşularımız var. Onların çoxsu nəzarətə düşüblər. Bilmirəm hansılar hara düşüblər de. Prosto heç bildiğim Öyle deyim. de gör hara düşüblər. Bizim qonşularımız elə bil ki, biz binada bu Yasamal Bakı Dövlət Universitetində, vəbsə Ameyanın universitetlərində, Ameyan institutlarında işləyəndə də əksəriyyəti, nəm akademiklərdə, professorlarda da əksəriyyəti düşüb dilçilik institutu zatı işləyəndə. Onlar hamısı, bütün işçilər düşüblər nəzarətə. Olur Heç bir də işə faşist vermədilər. olmalı ya. Çox, Faşist. belə qonşu kimi pis deyirlər ha, amma heç bir yəni ki, çətinliyə düş, o barədə də sənin işin keçsin, eləməzlər. Yəni heç bir eləməz. Vay 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 vay. Darım siz de hoş. Demirlər. Gəlin bir Mənim necəsiniz siz? Niyə yaxşı oldunuz buradayım sen? mənim. Mən buradayım ya. Mən isə 2 gündür dayanmadan qan Mən atılır. size nasıl olur be? Size gözde. O mənim zarafatlarımız hamısı şey değil. Akıbet. Mənimə bir yəqin bizim stresimizi çəkir. Mənimə bəlkə qan təzyiqimiz qalxıb, ona görə burnumuzda qan açılıb. Ola bilər. Yox, kamerada çəkir. Yox, bak, Vay vay. stres falandı. Ona görə elədi. Neyse, boş verin. Gəlin belə yekin. Neyse, belə ayrıca test tapmadım. Elə kitabın özünü açtım. Gəlin buradakı neqativlə baxaq. Kitabın Bir özünü. iki dərsə baxsaq bəsdir. Negatifler tahmini hardaydı? Bir de geri bir de Ortalarda. bir de acıktı hadi buradan soru olmalıydı bence. Biraz gidelim. Zamanlardı ben. Görürsen zamanlardan evveliydi, zamanlardan sonraydı. Ben baktım tekrardan. Ben kitaba bakmamışım ki. Kitap yanındaysa yanında da şey Halil kitap. Ben 169. sayfadan başladım. Afiş 169. 169. Hafsa geldik. Yine girelim. Testleri burada ediyoruz. Emre cümlesine soru geldi. Emre cümle. Ve testini sence Ben bakamam. başladı. Başladı. Fişo. Başladı, başladı. 19'a bakak mesela. Negatif cümlelerde belli bir cümlede iki inkar olmaz, buna bakırıq. Sonra hansı sözler inkar cümlede işlenmir? Hansı sözler inkarda işlenmir uşaqlar? No more. Yok, onlar inkarlık yaradan. You Onu also saklıyorum. also Also, ahırda, sonra bullshit to. To'nu yalnız ama cümlenin harasında görse gör cümle inkar olabilmez. steal. Sonda. Sonda. Ama cümlenin sıfat ve zarfın karşısında ise to, o zaman olur. She isn't too old. He isn't too clever. Burada oldukça Burada manasını. güçlendirir de orada. Ondan daha yapıyor. To also başka. Boss. Still Aha, still. Ve boss. Still. Yet. some. And. Ama and ve some bir halde işlenebilir inkar cümlede. İkisi de Ayrı teklif cümleler. edilenlerden neyse. Haberden evvel işlenebilirler. Yani müpteda yerinde olabilir de. Leyla and Kamil didn't attend the meeting. Bu doğrudu. Ama I don't know Leyla. Leyla and neye çevrilir burada? Ora. Ora. Leyla or Kamil. Bir de böyle and iki inkar cümlelerini birleştirebilir. Bu da doğrudu. She didn't come, but I didn't bring him up, her up. Yani bu da doğrudur. Son sözler cümlenin sonunda o cümle mütlak inkar olur. Hansı sözleriydi onlar? Yet. Yet. At all. Never.
Ve Anladım. ben nasıl verirdin ki acımın sonunda? Ay, Eysin. Feyza. Ha. İndi sonra mesela need'lere dikkat edirik. Have to'lara. Bir de esas bunlar da önemli. De, mesela need ne zaman inkar özüyle yaranır da? Öyle bir tane bunu yadda sakla kalan alanlar. Biraz dedi. Modal Modal olan. olan. Modal Modal olan. Yani olan. Modal ne talep edir özünden sonra? olan. Şey. Sade fiil. Demek need'den sonra yalnız sade fiil gelirse o modaldı. Ve modal olduğu halde de yalnız sual nikarı özüne yalanır. En yaxşı belə yadda saxla ki, needn't plus sadə fiil. Ama sadə fiildən sonra eğer tuğlu fiil gelse, isim əvəzli kişilənirsə, o zaman do does didn't yalanır nikarı. Don't need to go. İndi baxaq burada. Bax, needn't prefix. Düzdür bu uşaqlar? Düzdü. Düzdür. Evet. Fix sadə fiildir, könül. Sadə fiil gəlir. Bəli, doğrudur. Needn't plus fiilin kökü doğrudur. İki də düzdür. Cannot, mustn't, shouldn't, mayn't, may not. Modallar ümumiyyətlə sual inkarı üzrünə yaranır. Yeganə modal fiil hansıdır ki sual inkarı do does didn't yaranır uşaqlar? Have to. Bəli. Don't have to. Doesn't have to. Didn't have to. Bahar da haven't to, hasn't to gördünse səhvdir könül. Direkt getdi. Have'nin to'nun arasına söz girə bilməz. 4 düzdür. Niyə? Çünki no more var. Böyle bir deyelim. Deməli yet Yani iki de otuz arkasında eyse no no more more var ah falan orada. da. Yani onu İki diyeceğim. de No inkar var ha. Ben de gördüm. onu diyecektim ki 3 tane düz necə olur cevabladı 2 tane de. 2 de belli ki inkar var. Cannot ve no more. Necə? Ben de deməli yetti, eyzədi. Bunlar no more olanda deməli ki onlar şeydi de, yani ki inkarlıqdı. Opsiyon. İnkarı deyən mahkeme özü inkarı bildirmir de tək. Önüm. Bildim bildim. Yani o cümleler var, o sözler varsa inkar cümlede. No more varsa inkar cümlədir. No öz inkarlı. Sa yet at all either. Bunlar inkarlık yaratmır. Sadece olarak bunlar olan cümle mütləq inkar olmalı. Sonra any. Any de inkarlık yaratmır. Ama any neden sonra gelir? İnkardan sonra gelir. Başa düştün mü? Bildim, onu soruşturdum. Öyle demek istedim, o odur cümlemi de. Prosto fikrimi çatdırabilmedim. Başa düştüm. Aha. Belə. Sonra uşaqlar without inkarlık yaradır. Without inkarlık yaradır mı? Feynman. Yaratmır. Yani inşallah yarattı. Yalnız ne işte dedik? Tutak ki inkarlığı doğru verir ama without'dan sonra no olabilir? Without no help. Hayır olabilir mi? Without yalnız hansı əvəzlik istəyir özündən sonra olsa ki. Without any. Neydi? Biz Without aldık. sonra işlenebilmez. Bilmez. Ve mesela he can live without you. Bunu inkar cümle kimi götürebiliriz? Yok. Yok, inkar. Hayır. I can't live without Yanlış değil. you any longer. Bunu götürebiliriz. Hayır. Götürebiliriz. Yok yok. Bilerek. Cannot'a göre, without'a göre yok. Aket var aha. Ha, bildim bildim. Sonra bax, negatif cümlelerde tekçe negatifliği yok. Hepsinin sayılabilen tek isimlerin karşısında artikel var mı ya yok. Fiilden sonra gelen fiil to ile işlenir mi ya yok. Yani kompleks objekte. Mesela I wanted him not come. Doğrudur da. İmkanlık var not. Ama niye sefti? Want nece fiil istiyor? To'lu fiil. I wanted him not to come. Yani bu şeylere de dikkat edin. Mesela iki düzdür şaklar. They bought neither pen nor pencil. Sevmem. Orada mütlak artikeller olmalı. Bəli, bu neither nor bağlayıcısı doğrudur, inkarlıq yaradır, ama pen ve pencil sayılabilen tek isimdir diye bu mütləq artikel tələb edir. Bəs bir de var mı inkarlıq? Hayır. Hardly var da. Nerede bəs bu? Araba. Mütləq yaradır. İnkar. Bəs üç düz değil mi? Don't speak about why you couldn't swim. Anfil. Burada yukudun. İki tane şey var orada. İki tane imkan var. Doğru. İmkan. Ki burada why ile ayrılan iki mürekkep cümle var. Bu mürekkep cümle dışarıda dedi ya ki iki inkar cümleni bağlayıcı da virgül de nokta da
And də ayıra bilər. Yəni bir ya da belə deyək. İstər virgülən, istər bağlayıcı ilə, istər nöqtə ilə ayrılan hər bir cümlə neyin mübtəda xəbəri varsa, hər ikisi də inkar ola bilər. Niyə üzə bilmədiyin haqqında deyil, o danışma. Başa düşdünüz? Bəs dörtlü uşaqlar, they want get off the text. Cavab Cavab istəmir. variantı Niyə səhvdir. bitti? Neydi arkada geldi? Birincisi ki inkar var, want ve neyse. İkincisi de bəli, tutaq ki, bura inkar olmasaydı belə. Sonda neyse'in olması doğru değil. Neyse cümlənin sonunda işlenebilmez. Uşaqlar, no birbaşa ne istiyor özündən sonra? No'dan sonra yalnız ne gelmedi? Ben sonra isim geldi. İsim. İsimden başka yalnız iki əvəzlik gələ bilər. O da No. no other, bir de no more. Another. No'dan sonra any Tamam. gelebilir. No'dan sonra any. Hayır. Article gelebilir. Hayır. Hayır. Ondan Bakalım. sonra another da gelebilir. Yalnız as of a more ya da istenilen isim. İndi burada 25'in birinde you will buy notebook or red pencil. Doğrudur mu? Sertti. Çünkü oradan sonra orada article. Bəli. No'dan sonra istenilen kadar isim sadalasın. Sil 10 dene. Hiçbirinin kabağında Açık artık olmalı. bilmez. Notebook or red pencil. Ama not olsaydı orada, əksinə hamısında artikel olmalıydı. Olabilir. Deməli, sayılabilen bilən təksindən qabanda mütləq artikel olmalıdır. Yalnız neden sonra artikel olmur? Oradan. No'dan sonra. Sonra 3'te. 26'nın 3'ü düzdü. İkisi 3'ü. Not değil. Olar da. Nottan sonra olar. Ne de şeydi malum adı Baş olmadı. ağrısı değil. Baş Değil. O bilirim yani sayılır o. Have has had meselesidir. Yalnız ve yalnız. Have had has'in yalnız inkarı ne zaman yüzünden düzelirdi? Ne zaman haven't hasn't diyebilirdik? Modal olan da. Kömekçi. Özünden sonra haber geldiydi. Kömekçi fiil olurdu. Kömekçi fiil kimi de bitmiş zamanın kuruluşunu hatırlayın. Bitmiş zamanda ne gelir have has had'den sonra? Participle Participle to, bəli. Haven't done, haven't played, hadn't gone. Ama have has had kalan hallarda yani isim işlense ya tulu fiil gelende de modal olurdu da düzdü mü? İsim, əvəzlik, tulu fiil geldiği zaman bu esas fiildi. Onda don't have, doesn't have olacak. Bak fikir ver. Bura könül. My aunt Becky had a headache. Had'dan sonra başka bir fiil görmür ama hanı bu cümlenin haberi? Necə mən notu bunun kökünü artırabilirim? Not yalnız köməkçi fiilin kökünü artırılır. Had burada esas fiildi. Neden bildiğim isim gəlib ardınca. Didn't have a headache olmalıydın. Başa düşdün? Bəli, çox sağ olun. Uşaqlar, başqa nəsə qaranlıq qalan məqamlar var? Nəyin asansı mövzu ilə bağlı? Suallar bizi verin. Yoxlar. Tamamında sağ ol aşağısından son dersimiz iyiydi. Uğurlar her biriniz uşaqlar. Sağ İnşallah. olun efendim. Var olun arkadaşlar. Çok sağ olun. Hayat yolunda Çok sağ olun. inşallah bu son sizin için bir başlangıcı olsun. Her birinizin esas bəxti talihi güzel olsun. Esas budur kalan şeyler boş şeydi. Təhsil boş şeydir Boş şey değil. İş için, kariyer için vacibdir. Sadece olarak balın azlığının, çoxluğunun hiçbir önemi yoktu. Yani özüm bir kırmızı diplomu kurtararak bildirmek istiyorum. Yani hiçbir önemi yoktu da 20 kişiyle yani başka cür olardı. Çünkü yani hal-hazırda pozisyonlar farklıdır da. Yani ben kırmızı diplom almışım, göy diplom almışım. Yani başa düşürüz de ne demek istiyorum. Balın azlığı çok ben başa düşüyorum. istediğiniz yere daxil olasınız. Bu kadar. Amin inşallah. Çok Herkese tamam. uğurlar Sizi tanıdık. diliyorum. Adam. Yavuz. Amin uğurlar. İnşallah uğurlu haberlerdir. İnşallah. Birden kesilmeye yaxşı olur. Yaxşılarla rahat olun. İnşallah. İnşallah. Özü de yaxşı bakan amin uğurlar. Siz de sağ olun. Sağ olun.